Tekrar birlikteyiz. Şimdi asgari ücret konuşacağız. Asgari ücret tespit komisyonu bugün topla ilk toplantısı mı Melik? Evet. Bugün ilk toplantısı değil mi? Bu ikinci. İkinci. i̇kinci. Ee, ya şimdi tabii bu komisyon önemli. Konuşuyorlar, tartışıyorlar. Sen şimdi Ankara gazetecisi olduğun için hemen sana kulis kulislerini merak ediyoruz. Ee, ne konuşuyorlar? İşçi ne istiyor? İşveren neye razı? Bakanlık ne diyor? Seçim faktörü ne kadar etki eder? Bize bir son durum bilgisi verebilir misin? Asgari ücrette son durum nedir? Şimdi bakanlık e, iki tane ayrı anket yaptı. Bir kendi bünyesinde anket, bir e, bağımsız bir şirket üzerinden anket. O ankette asgari ücret alanlara... E, işverenlere ya öyle bir şey varmış Grafik mi var? Grafik bir? var evet. Hadi evet, görebilir evet. miyiz ben onu? Ben şu anda ya? ona bak. Ha bu işte. Benim bir... baktım da bu. gelebilir -ge 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 misin Melih? Ee, şunu da Hı -hı. al lütfen. Yani asgari ücret beklenti araştırması. Evet, evet, evet. Kime yapıyor bu anketi bakanlık? Bu şimdi bir kendi bünyesinde bir bağımsız araştırma şirketi ortalamasını Hayır. aldı. İşte, İşçilere şöyle, mi soruyor? Şimdi şöyle. Ee, asgari ücretle çalışan iş işçiye beklenti nedir? Ha. Diyor ki senin 7.630. Beklenen... Ya ben asgari ücretle çalışan bir işçi olarak 10 bin derim. Niye 7600? Ortalaması. Yani 7.500 isteyen. Kimisi 6.000 demiştir. Kimisi 9.000 de demiştir. Ortalamasını çıkarmışlar. Şöyle şurada. gerekçe de şu. Mesela o ankette o gerekçeler de var. Mesela neden daha yüksek değil? İşimi kaybetme ha. korkusu. İşletmede 6 kişi çalışırsa 3'e indirirse... Ha, yüksek de var düşük de var. Ortalamayı ortalama alıyor. Bu. bu kim? İşçi. Bu yani ortalama hani çalışan işçiler biraz daha bütün da, işçiler 7536 işveren bu işveren doğal işveren olarak işveren 7050 ki işverenin kafasındaki rakam da bu. Bu da genel kamuoyu herhalde. Bu da genel kamuoyu. Yani 7.800. Evet siz de bana Mete Bey, Hakan Bey gerçi işveren ona sormamışlardı. <laughs> Ama bu ediyorsun yani Hakan Bey ya. Onu aramızda alalım. <laughs> yani yalnız demin bu, derken de kendisini anamur muzu ee, sana da Çıkıdamuz'u... evet. amma takip etmişsin mesela. Ben, abi, ben, bak, abi, onu... ben, ben senin, seninle ilgili her şeyi Yalnız takip ediyorum abi. Abi. <laughs> <Çıkıdamız> abi. Biz <laughs> abi bizim duruşumuz anamur. Abi Anamur'du. bir şey söyleyeyim. Hayır, niye abimin Çıkıdamuz'u... Duruş şöyle. Ya Anadolu baştan, baştan beri bana ya. beni so sosyetik buluyor hep. Ya abi. seninle ilgili <laughs> konuşurken o İstanbul çocuğudur. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> o Ama... <laughs> kendini Savunmakla kalıyor. Şey şey eyvallah teşekkür o, ederim Onur Aslen Siz yani? hangi kapsama giriyorsunuz? İşçi, asgari ücretle çalışan, işveren, kamuoyu. Onu yani biraz kamuoyu. işveren, biraz kamuoyu. emekçiyim herhalde. Biraz işveren, nasıl oluyorsa artık. Şöyle oluyor. <laughs> <laughs> yani ben çalışmazsam ofis dönmez, dükkan dönmez yani. Ha, hem emekçiyim hem, çalışıyorum. Ama çalışıyor, kamuoyu. Kaç avukat var yanında? İki. İşveren, <laughs> işveren. 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 Dolayısıyla bu 7845'te işte hani ne işveren? Ne asgari hani neyle geçinebilir? Ya Melik ben asgari nedir? ücretle çalışan bir işçinin daha yüksek çıkması gerekirdi bu ankette. Aynısını söyledim. Yani dedim ki ya mesela hani 9 bin, 10 bin. Dediler ki bir önceki asgari ücrete yani 5.250 yaptığımızda da aşağı yukarı Öyle çıktı. Allah ım. Ya şu mantıklı evet. mesela işveren böyle ister. İşveren üretiyor hey zaten. Anlıyoruz. 7 bin, onu anlıyoruz. Aman ha benim mahvetme 7000 bin, 7 bin de verin hani diyorlar. ben daha böyle evet, uçuk bir rakam bekliyorum. Ama onlarda da dediğim gibi ben evet işini kaybetme iş yerinde iş azaltmaya gider. Atıyorum ben kalsam bile arkadaşım işsiz kalır falan diye. Ee, böyle bir rakam. Anketçi soruyor ama bunu ama tabii ha o rakamı yükseltirsem diyor e, şey olur. Beklenti yani, çıtasını düşürüyor. Evet. Evet. Şimdi bu, bu... Bu böyle kamuoyuna açıklandı yani değil mi? Açıklandı. Asgari ücret beklenti araştırması Aynen olarak. Aynen öyle. Açıklandı, bakanlık tarafından. Bakanlık tarafından. Ee, bu açıklandı. Dedim gibi de bir öncekinde de asgari ücrette yine böyle bir beklenti araştırması ama sonuç itibariyle şey diyor. Bakan Bey diyor ki ya ben daha önce bakan Bey ile görüştüm de ya bir ortak akıl işte kamuoyunun beklentisi ille ben dedim dayattım oldu. Benim çalışma tarzım da değil bu zaten. Dolayısıyla hani kim ne diyor bir bakmak istiyorum. Ha, bu dedi. anketin amacı kamuoyunun bir genel kanaatini, e, kanaatini edin. Evet. Yoksa bu olmayacak yani. Hayır. Ama şöyle ben şimdi bütün taraflarla konuştum. Ee, yani hem işte işveren, işveren tarafı, işçi, işçi tarafı, Brok, Bakanlık tarafı bütün hepsiyle konuştum. İşveren ısrarla işte 7 bin olsun." diyor. Çünkü diyor ki bana maliyeti çok artıyor. Eğer bunun önemli bir kısmını siz karşılayacaksanız bu e, olmalı diyor. E, Türk İş Başkanı zaten rakamı söyledi. İşte ya bunun altında olmayacak. Dedi. Kaç dedi? 7800 falan galiba. 875 mi? 7785. Bunun altında olamaz. Olamaz. Pazarlar buradan başlayacak. Buradan yani. başlayacak. Kırmızı çizgimiz bu diyor. Yani. Buradan başlayacağım dedi. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla. Yani bir rakam verecek olursak hani e, bir kere 80 binin bir psikolojik eşik olduğu. 8, binin. Şey 8 binin. Allah, bir, e, Allah söyletti. <laughs> 8 bin bir psikolojik eşik. Yani e, hani bu 6 olursa çok tatmin edici olmaz. Çok üstü at mesela 9 bin da telaffuz eden var. Bunun işte maliyeti 14.000 civarında. Onun dışında... Yani bir dakika. 8 bin psikolojik sınır derken 8 binin altı olmaz anlamında mı söylüyorsun? Aynen öyle. Tatmin etmez. Ki mesela İyi Parti işte 9 bin olmalı dedi. Ee, daha önce CHP en az 7 bin olmalı dedi falan. Bunlara da hani bakıldı kim ne diyor. Benim tahminim 8 bin ile 8 bin 500 arası ama siz bu rakamı şey çok esnek bulduysanız biraz daha daraltabilirim. Hani böyle Trabzon Fener maçında ya Fener de kazanabilir, Trabzon da berabere de kalabilir. E ne anladık diyorsanız. Daralt. Daraltıyorum. E, ee, bence 8200 300 arası bir yerde. Peki. Daha da daraltıyormuşuz. 8250. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, burada tabii bir de şöyle bir gelenek de oluştu. Cumhurbaşkanı en son bir öyle bir diyor işte. Şu... Şöyle ben ona hatta şu espri yaptım. Bugün yazı işlerinde dedim ki ya Böyle 8 civarında bir rakam dolaşır. 100 lira Refah payı, 150 lira da Erdoğan payı. <gülüyor> <gülüyor> Bu 8-250'ye 8, gelir oturur. Sen 8 250'de Erdoğan payını da mı koyuyorsun? Tabii. 8 250 8, 300 civarı bir Erdoğan payı Ben şöyle koyarsak. düşünmüştüm. Hani 8 e, bakanlık belirler. E, Erdoğan payıyla 8-500 şey... olur. Ola yo, ola da bilir. Çünkü daha öncekinde Melikmiş. Müdahale etti Fevkalade'nin fevkinde demişti hatırlıyor musunuz? Şimdi Melik, ya fefkinde. onur da kulağıma diyor ki niye Erdoğan payını konuşuyorsunuz? Çünkü gelenek oldu artık. Evet, yani Askerinize Erdoğan diyor ki biraz daha yukarı karışmış. Ben bir şey söyleyebilirim. Melik. Şimdi eskiden 700 lirayken 100 lira pay koyduğunda bayağı üstüne koymuş oldum. Aha. Şimdi 800 bin lirada Sayın Cumhurbaşkanı'nın payı 150 lira olur mu? Abi o zaman yani bizi izliyorlar muhtemelen. Ha ben söylüyorum bak tamam. gerçekten söylüyorum tamam yani. Abi. Şimdi 700 lirayken 100 lira daha artsın diyordu, 800 lira. O zaman nereden doğru. bakarsan bak, %10'un üzerinde bir rakamdı bu. Evet. Yani ben sana söyleyeyim, O, o onun 100 yüz hesap yapması lazım. Ama o zaman 8500'e kadar hani dedim ya. Hatta ben aşağı 100 lira, Değil mi? nedir ki? Doğru. Yanlış mı söylüyorsun? Fevkaladenin fevkinde bir artış diyorsunuz. Yüzde işte. e, neredeyse, doğru, yani doğru. biraz daha zorlasan yüzde bir bile etmiyor. Evet. Ama lirada, bu arada lirada, dikkatten kaçıyor. İşverenleri de tebrik bir, etmek lazım. Birazcık. İşverenlerimiz bayağı vicdanlı. Tamam, bir, tabii 7.000. Yani yani 5.500'den 7.000'e. İşte bine onu diyorum. Yani çıkmışlar ve yani işverenlerimiz için ha, bu ha. çok güzel bir rakam. Şöyle real durumu göz önünde evet, bulundurmuşlar yani. Yani hayır 6.000'de diye bir ortalama doğru 1.300 de Şöyle bir diye. matematik hesabı e, yapıldığında hani bu masaya oturmadan önce bir bir taraflarla şöyle bir ön görüşme olur ya arka ha. kapı diplomasisi. Mesela i̇şte orada da işverenlerin sıklıkla telaffuz ettiği rakam 7 bin. Peki ben bir şey soracağım. Şu anda e, en son zam geldikten sonra ne kadarlık bir şey oldu? Üstad, ne kadarlık bir enflasyon yedi e, üstümüzde, bindi? Onu biliyor muyuz? O, o çok tartışılır onlar. ama. Yok soruyorum ben size. Hepini. Yo, yani niye insaf, in insaflı davrandı falan diyorsunuz? Yani bu garibanın, bu garibanın. Ama işveren şöyle. Ya, ya işveren, ne işvereni ya? Ya sonuçta zam yapacaksın. O da zam yapacak kardeşim. Evet. Ben hiç zam yapmayanını görmedim. Yok, ben bak şunun şunu yok. için söylerim bak sana. Dört <laughs> kişi, beş kişi çalışan ufak esnafın gerçekten işi zordur. Orada çünkü arttırma ihtimali Çünkü oradaki yükü fazladır onun şey yükü. Doğru. Yani onu düşünelim. Yani 4-5 kişi ayrı düşünelim. Devlet onlarla ilgili ekstra olarak takviye yapsın. Bak buna eyvallah Doğru. Yanında iki kişi üç kişi çalıştıran. çalıştıranlar Tabii. için büyük maliyet lokantacı manavterzi, lokantacı manavcı doğru, için, eyvallah, doğru. ben onların yanındayım 10 kişiden aşağısına devlet başka bir formülasyon bulmalı ama abi adam 500 kişi çalışıyor 1 kişi çalışmıyor yani şöyle bir yani, şey var. yok bravo Mete vallahi ben katılıyorum bu ben de dediğine katılıyorum hiç affetmiyor kardeşim diyor ki benim işçilik ücretim arttı şimdi abi yalnız şöyle bir şey var şimdi asgari ücret dediğimiz şey hani dev zaten devlet de asgari ücret yok biliyorsunuz Evet asgari ücret yok. Peki. Bu taban tamam, fiyat. Tamamen özel sektörü ilgilendi. Yani taban fiyat yani. Tabii yani. yani diyor ki asgari vermen gereken. Ee, yani aslında bu dediğiniz yani mesela büyük işletme zaten hani niye bunu verir ki? Yani atıyorum 8 bin bile olsa büyük işletme için 11 lira para değil. Ama bu asgari ücreti biraz da küçük ve orta işletmeyi korumak için. Hatta iki hafta önce ben bunu yazdım işler rahatlıkla söylüyorum. Sayın Bakan'la konuştuğumda dedim ki ya dengeyi nasıl kuracaksınız? Denge şu dedi. Bir, enflasyonu ezdirmeden asgari ücreti korumak ama bir yandan da özellikle küçük ve orta işletmelerin de kapısına kilit vuracak bir şey olmasın istiyor. Bak ben tek bir şey söyleyeceğim. Denge tam burada kurulacak. Üstad demin e, bakan ne dedi? Hatırlıyor musun? Haba'da bakanı tebrik ediyorum. Ve orman bakanı. Tarım, ee, orman tarım bakanı. ve orman bakanı. Tebrik bakanımız. ediyorum. Liyakatın ne kadar önemli bir şey olduğunu bize bir kez daha ispatladı. Doğru adam doğru yere geldiğinde doğru anlatımlarla ne kadar çok şeyi başarabildiğinde bir kez daha gördük. Liyakat evet. o kadar önemli. Bu hatta onu da söylemiş oluyor. Evet. Şimdi emin ilginç bir şey söyledin. Dedin ki yani işte Tarım Bakanı da burada konuşurken neydi tabir etlenen bir tanesi en pahalı şey üretilmeyen malı almaktır, değil mi? Doğru. Ya şimdi Doğru. Bir insan bir iş yerine bir ay boyunca çalışmaya gidecek. Ama çalıştığında eline aldığı maaşla geçinemiyorsa ve her defasında gittiği geldiği yerde bir de üstüne üstlük bir de ekstra para harcıyorsa bir insan bir iş yerine gider mi ya? Hadi ben de sana sorayım. Yo yo ben. Yani itiraf... saatlerce İstanbul'da yaşıyorsun. Üç saat yol giden insan biliyorum ben. Üç saat boyunca gidiyor, geliyor, gidiyor iş yerine çalışıyor, tamam mı? Yollarda hayatı geçiyor ve bir ayın sonunda da alabileceği para işte yedi bin lira diyelim. Nasıl geçinecek bu adam? Bir ay boyunca niye bu çileye çeksin o zaman? O zaman aynı yere geldik. O insanın da o iş yerine gidip verimli çalışabileceği kadar tatmin edeceği bir ücreti vermeniz gerekiyor kardeşim. Doğru. Yani ben ben yanlış düşünüyorum Ahmet Bey. Doğru, dolu. ben yüzde yani, katılıyorum. Yani insan bir yere giderken iştahla gitmesi, mutlulukla gitmesi, oradan aldığı hazla oraya daha fazla katkı sunabilmesi çok önemsiz bir verimidir. Ya yani, çok önemlidir. En önemli veridir bence. Yani Çalışanın mutluluğu Kesinlikle. o iş yerine de yansır ya, hani oradaki üretime de yansır. Ya bilmiyorum ben inanın hani işveren çok fazla şey... şey yapmak istemiyorum ama yani insanların yanlış anlamayın ama gerçekten suratlarında büyük bir mutsuzluk var. Yani ben işe giden insanların yüzlerine bakıyorum, otobüslerde başka yerlerde ya çok şey gidiyorlar yani böyle mutsuz gidiyorlar ya. Bu insanlar bir şey biriktirebilseler, o hayallerini gerçekleştirebilecek kadar ücretlerini alabilseler. Bu kadar mı insanlar e, sabahleyin işe giderken mutsuz olur? Hakan Bey siz ne diyorsunuz? Bana ben Mete Bey'e katılıyorum açıkçası da. İşte orada sıkıntı şu oluyor. Bir denge tutmaya çalışıyorlar ama bir çözüm de söylüyor. Yani diyor ki 5 ya da 7 kişinin altında eleman çalıştıranlar için geçici olarak da olsa bir yılına, 2 yılına bir özel statü uygulanabilir. O zaman asgari ücret yüksek tutulabilir. Ama burada zaten ve şu anki kalemler işte vergi muafiyeti var. İşverene destek var. Yani ha, o kalemde biraz daha artırılabilir. Ama değil. şu var ya onu Anladım ekleyelim. Kadarıyla. Aslında şimdi mesela 5500 lira net ya bunun 1003 lirası işverenin SGK'ya ödediği maliyet. Evet. E şimdi 7500 lira olsun, aşağı yukarı söylüyorum 1500'e yaklaşacak işverenin maliyeti. Şimdi işveren bunu düşünürken sadece işçinin aldığı net ücreti düşünmüyor, Bir de kendisine maliyeti düşürüyor. Tabii, tabii, tabii. Tamam yani vergisel anlamda... 9000 liranın işverene maliyeti 14000 lira. Aslında bu işverene maliyeti dediğimiz şey sosyal güvenlik kurumuna verdiği maliyet. Tabii. İşveren adına işsizlik Doğru. sigortasını ödediği maliyet. Yani hani siz güzel bir noktaya değiniz aslında. Dediniz ki bu asgari ücret dediğiniz zaman bu devletin kendi çalışanına verdiği şey değil. Çünkü hiçbir memur asgari ücret almıyor. Hayır. Evet. Yani ancak taşeronlar alıyor. Bazen onu söylüyorlar nasıl devlette çalışıyor? nasıl şey alıyor. alıyor? Ancak Biz taşeronlar alıyor. Evet. evet. Ama doğrudan devletin e, kadrolusu böyle bir şey almıyor. Demek Yok. ki aslında burada konuştuğumuz rakam Devlet dışındaki kişilerin kendi çalışanlarına vereceği maaşı devlet belirliyor. Onur Bey hatta şunu söyleyeyim. üçlü komisyon bu. Yok bu devlet belirlemiyor. Şöyle üçlü hayır, komisyon. Asgariyi demek istiyor. Asgari ücreti için. Asgari ücret tespit komisyonundan bahsediyorum. Hatta bir şey söyleyeyim. Bu asgari ücret tespit komisyonunda işçi var, işveren, i̇şveren var, var, bir de, de bakanlık devlet bakanlık yetkilileri var. Bakanlık var. 5 5 5. Var. Aslında Çalışma Bakanlığı arayı buluyor. Doğru. Yani çünkü <laughs> oradan kendi taraf değil, kendi kamuda çalışan yok ki. İşverenle işçi de arayı buluyor. Ya burada tahtıravalli Çalışma Bakanlığı. Tabii. Yani 5 işveren, 5 beş işçi temsilcisi, 5 tane de şey. Aynen. Devlet öyle. Çalışma Bakanlığı nereye basarsa o kazanıyor şimdi. Evet. Ben de söyleyeyim. Burada çok özür, özür dilerim. Şey Abi. söyleyecektim. Yani burada madem ki hani işçinin bir şeyler yapmasını istiyoruz ama bu konuda işvereni batırmak istemiyoruz. Yani çünkü işveren olacak ki istihdam Tabii ki. devam edecek. Yani evet. bu bu konuda doğru bir şey var. Tamam. Belki de şu da çok önemli hakikaten. Yani 10 kişiye kadar olan çalışan iş farklı bir statü de uygulanabilir. Bu doğru. İşte o farklı statünün ne konuşulacağını somutlamak gerekiyor. O da belki somutlanacak şey şu. SGK primi konusunda nasıl vergisini şey yapmıyoruz. Yani devlet SG asgari ücret kadar olan tutardan vergi almıyor. Belki SGK tutarından da belli bir dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muafiyet göster göstermesini talep etmemiz lazım. Şimdi biz bunu yapmıyoruz. İşte 9 bin olsun 15 bin olsun. Yani şunu da söyleyeyim. Yani yoksulluk sınırının altında alınan her ücret bizim açım hepimiz açısından. Yani bunu bu, e, siyaset üstü olarak söylüyorum utançtır. Yani doğru söylüyorsunuz. Bir adam mutlu olabilmek için önce kredi kartını ödeyecek. Kredi kartını ödemeyecek adam mutlu olabilmesi mümkün değil. Ama burada biraz devletin de biraz kesesini atması lazım.